Evet sevgili yavrularım, bugünkü Türkçe dersimizde sebep-sonuç ilişkiden inceleyeceğiz. Evet, niçin ağlıyorsun? Bebeğim kaybolduğu için. Neden koşuyorsun? Çünkü acele etmemi istediler. Bir şeyin sebebini öğrenmek için neden, niçin sorularını soracağız. Neden düşüncelisin? Oyuncağımı kaybettim. Niçin terliyorsun? Çok sıcak. Sebep-sonuç ilişkilerini belirtmek için çünkü, bu yüzden, için, bu nedenle ifadelerini kullanırız sevgili yavrularım. Bana yaz diyaz. Niçin yatıyor? Yorulduğu için yatıyor. Okula geç kaldı. Çünkü servisi kaçırdı. Ağaç kurudu. Bu nedenle çok kızgın. Hep ağlıyor. Bu yüzden arkadaş bulamıyor. Niçin yavaş gidiyor? Çünkü sırtındaki evi çok ağır. Niçin şemsiye kullanıyor? Yağmur yağdığı için. Çok neşeliler. Çünkü oyun oynuyorlar. Televizyonu izleyemedi. Çünkü ödevleri bitmemişti. Ata söz isteyerek konuşur. Bu yüzden öğretmen onu çok sever. Havuç bulamamıştı. Bu nedenle çiçekleri yemek istedi. Sorular soracağım. Bu yüzden ben de cevaplayacağım. Bütün gece televizyon izlediği için gözleri bozuldu. Hayatında ilk defa sirke gidecekti. Bu yüzden çok heyecanlıydı. Hangi cümlede sebep-sonuç ilişkisi olduğunu anlayabilmemiz için neden, niçin sorularına cevap aramamız gerekiyor sevgili yavrularım. Öğretmeninin verdiği çalışmaları bitirdi. Arkadaşları aramadığı için üzüldü. Burada için, çünkü, bu yüzden, bu nedenle gibi ifadeler bize neden sonuç ifadelerini bildiriyordu. Arkadaşları aramadığı için içini gördüğünüzde hemen tahmin ettiniz değil mi sevgili yavrularım? Parka gidemedi çünkü annesi izin vermedi. Evet, niçin ve neden sorularını sorduğumuzda sebep-sonuç ilişkisi cümlelerini kavrayabiliyoruz. Niçin parka gidemedi? Çünkü annesi izin vermedi. Çünkü yüzmeyi seviyorum cümlesi hangi sorunun cevabı olabilir? Yüzmeyi nasıl öğrendi? Bu sorunun cevabı olamaz. Nasıl öğrendi? Biz ne soruyorduk? Niçin? Neden? Her gün yüzüyor musun? Çünkü yüzmeyi seviyorum. Hiç olmadı. Niçin havuza gidiyorsun? Çünkü yüzmeyi çok seviyorum. Cevabı bulduk. Çok eğlenceli değil mi? Değilmişiz. Evet bildik. Sevgili yavrularım, bugün Türkçe dersimizde sebep sonuç cümlelerini inceledik. Evet, ben de size çok güzel bir soru soracağım. Bileceğinize eminim. Niçin okuma yazmayı çok seviyorsunuz? Cevaplarınızı duyar gibiyim. Çünkü yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Yazarak da öğrendiğimiz şeyleri not alma imkanımız oluyor. Başka zamanlarda tekrar bakarak bu yazdıklarımızla
konularımızı hatırlayabiliriz. Sevgili yavrularım, her 15 günde bir öykü okuyorsunuz ve okuduğunuz öykülerde özet çıkartıyorsunuz. Özetler de bir bakıma size gelecekte tekrar o hikayeyi hatırlayabilmek için çok güzel kaynaklar teşkil ediyor. Ve özet yazarken bir kez daha öğrenme fırsatı buluyorsunuz. Yazınız gelişiyor. İmla kurallarına uyuyorsunuz. İmla kurallarına uyma davranışınız gelişiyor. O yüzden kitap okumakta, özet çıkartmakta ikinci sınıfta sizden beklediğimiz davranışlar sevgili yavrularım. Bunu eğlenerek, öğrenerek, zevkle yapacağınızı biliyorum. Bugünkü dersimiz bu kadar. Sizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.